Evet, merhaba çocuklar. Hepimiz evdeyiz hastalıktan dolayı dışarı çıkamıyoruz ama tabii ki eğitimlerimize de devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Eba TV'den uzaktan eğitimlerimizi izliyoruz. Sonra evde elimizdeki kaynaklardan bolca ders çalışıyoruz. Benim yönlendirdiğim şeyle etkinlikleri de yapıyorsunuz. Bolca kitap okuyorsunuz. Hepinizi zaten ben takip ediyorum. Hepinize buradan kocaman bir aferin yolluyorum size. Şimdi harf hece kelime ve cümle ile ilgili ben size bir hikaye anlatacağım. Biraz eğlenceli bir dersimiz olacak. Şimdi bizim bir çocuğumuz var. Bu çocuğumuzun adı ne biliyor musunuz? Harf. Bu harfin bir de büyük kardeşi var. Onun adı da hece. Ve bu hece ve harfin tabii ki bir de neyi var? Anne ve babası var. Değil mi? Peki anne ve babasının adları neymiş? Kelime. Şimdi peki bu ailenin bir de soyadı olması lazım, değil mi? Bu aile bir araya geldiği zaman bunların bir soyadı olması lazım. Bunların soyadı da cümleymiş. Cümle ailesiymiş bunlar. Yani burada ne anlatmak istiyor hikayemizde? Bir harfimiz var bizim. Bu harfimizin hece diye bir abisi var. Hece daha büyük oluyor. Bu harf ve hecenin de kelime diye anne babası var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman da anlamlı bir şekilde cümle ailesini oluşturuyor. Bunların bir anlamı var. Nasıl anlamı var? Şimdi görelim. Adım adım gidelim. Bu cümle ailesini biraz daha iyi tanıyalım. Şimdi ilk harften başlıyoruz, değil mi? Bizim kaç tane harfimiz var? 29 tane. Türk alfabesinde 29 tane harf var. Bunların 8 tanesi sesli harf, 21 tanesi sessiz harf. Sesli, ünlü. Sessiz, ünsüz. Bunlar da eş anlamlar. Diğer konuya da değinelim. Şimdi bir tane sesimizi alalım. Mesela ne diyelim? E sesi. Şimdi bu E sesi yanına diyelim ki ne getirelim? N sesini getirelim. E ve N harfleri birleştiği zaman ne oldu? N. Değil mi? N. Şimdi başka bir tane harf ekleyeceğim. G sesi. Yanına E sesi geldi. E harfi geldi. Ve H sesiyle birlikte, L harfi ile birlikte gel. Engel. Şimdi buradaki harflerimiz, harf dediğimiz E, N, G, E ve L. Bunlar tek başına harf. Ama şu mavi renkle yazdığım bir neyi oluşturuyor? Hece. Çünkü bir araya geldiğinde anlamlı bir bağ var. Gel. Bu da ayrı bir hece. Yani biz burada şimdi ne diyoruz bunlara? Bu ne? Harf. Ama bunun hepsine ne diyoruz? Hece. Bu da bir hece. Yani engel kelimesi kaç heceli? İki heceli. Peki bu engelin tamamına ne diyoruz? Kelime diyoruz. Yani harf birleşip heceleri oluşturuyor. Heceler birleşip kelimeleri oluşturuyor. Peki bu kelimeler bir araya gelse neyi oluşturabilir? Onu deneyelim. Diğer renkle yazalım onu da. Mesela ben buna şöyle bir şey ekledim. Yok dedim. Engel yok. Bu yok ayrı bir kelime, değil mi? Kelime. Şimdi engel ve yok.
bir araya gelirse ne oluyor? Buna da ne diyoruz? Cümle diyoruz. Ve sonuna da ne koyuyoruz? Nokta. Neden? Soru sormuyor. Şaşırma, korku yok. O yüzden cümlede tamamlanmış bir anlam ifade ediyor. Nokta koyuyoruz. Bazen soru işareti koyabiliyoruz, ünlem koyabiliyoruz cümleye. Engel yok. Bu bir anlamlı bütün oluşturdu. O yüzden bunun hepsine de ne diyoruz biz? Bunun hepsine de ne diyoruz? Tamamına cümle diyoruz. Şimdi bunu tek tek inceleyelim. Bu engel yok bir cümle. Yargı bildiriyor. Bu bir cümle. Engel ve yok kelimelerinden oluşan, iki kelimeden oluşan bir cümle. Engel birinci kelime, yok ikinci kelime. Tek tek baktığımızda engel kelimesi en gel diye iki heceye ayrılıyor. En gel. Ve 1, 2, 3, 4, 5 harften oluşuyor. Bu 5 harfin 1, 2 tanesi E'ler sesli harf. N, G ve L ise 3 tanesi sessiz harf. Geldik ikinci kelimemize. Yok. Bu bir heceli bir kelime. Yok. Tek başına bir hece. Aynı zamanda da kelime. Yani bazen bir harf bir hece olabilir, bir hece bir kelime olabilir. Burada bir hecelik bir kelimemiz var. Yok. Yok sözcüğünde Y ve K nasıl harf? Sessiz harf. O sesli harf. Bizim seslilerimiz A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Geri kalan 21 tanesi ise sessiz harf. Tekrar ediyoruz. Harfler tek başınadır. Bazen yanına bir harf daha alıp hece oluşturabilir. Bazen tek başına harf de hece olabilir. Heceler gene ya tek başına ya yanına başka hece alarak kelimeleri oluşturur. Bu kelimeler de bir araya gelerek anlamlı cümleler oluşturur ki cümleler de bazen tek kelimelerden oluşabilir. Anlamadığınız yerleri bana sorabilirsiniz. Daha ayrıntılı sonra size anlatabilirim. Evde kal diyoruz. Evden uzaktan eğitime devam ediyoruz. Bu bir tatil değil, zorunlu tatil. O yüzden çalışmanıza devam edin. Hepinizi tebrik ediyorum. Hoşça kalın çocuklar.